Tamam Nur, yatağım tamam canım benim. Lütfen ama bak iki gün oldu. Rıza, saçaklı Deniz'le aramda bir şey yok diyerekten inkar yoluna mı gidiyor hala? Aralarında bir şey olmamış, öyle mi? Ya öyle diyor Rıza. Ah Çelik Manolyam, ah ev kızlarının sonuncusu, gelinlerin efendisi, ah! Anne sen yine sabaha kadar televizyonda film mi seyrettin? Zaten ezel evvel öyle kızım. Şu kanepede televizyona baka baka dalıyorum Gülistan. Ama son 48 saattir 2 saat uyumuş numara, o da ilaçlan. Anneciğim, Nurhayat son 48 saat içerisinde değil uyumak, hiç konuşmamış. Sahi mi söylüyorsun? Ayol bu kızın suyu ekmeği konuşmaz. Ah kuzum benim. Kuzuların sessizliği işte. Nur hayatım, canım, güzel, bahtsız kardeşim benim. Nasıl? Anneciğin, babacığın bizlere küsler mi canım? Küs. İyi. İki kişiye küs. Ha? Baban küs, annen değil. Kime küs? Yok, kabul etmek, onay vermek. Affetme, affetmek. Affedeceğiz değil mi? Değil, değil, affetme. Bir kelime. Takı var mı canım? Yok, onun öyle değil yani. Kelime takısı var mı canım benim? Yok, yok, yok. Bir kelime mi? Bir... Okey vermek, onay vermek, tamam demek, değildir, rıza göstermek. Reisim, rıza, 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 rızaya küs, rızaya küsler bize değiller. Tamam, tamam, tamam. Yapma ama bunu kendine canım benim. Geçti artık. Ay, ah rüzgar gibi geçti. Anne sen de yedin bitirdin ama. Kurabiye. Kurabiye vereyim ben. İki kurabiye vereyim ben ablama. Yok. Bir kurabiye vereyim. Yok değil. İki kelime birincisi. Bu ne? Şişmanlıyorsun. Şişmanlıyorsun. Pazuların şişti. Spor yapmak istiyor anne. Spor yapmak. Değil. Yok. Şapka. Şapka tamam mı? Cepte mi? Değil. Pasta. Bak küçük pastaların diyor şapkasını kaldır altını yiyeyim diyor. Sigara püf. Sen o olaydan sonra sigaraya mı başladın gülüm? Ha? Değil. Diyorsun karnım doyuyor ama sigara böreği istiyor. Ben sigara böreği... Değil. Bu pazuları şişti. Yiyorsun pazuları şişiyor. Anne bu kim ya? Temel Reis. Temel, ıspanak. Ispanak mı? Ispanaklı börek istiyor. Ispanaklı börek mi istiyor? Vereyim ben abla. Hemen yiyin ben ıspanaklı börek. Ha. Al canımın için. Al bir tanem, al benim canımı. Anne bir şey diyecek. Kendime geliyorum diyecek galiba. Öyle mi? Konuşamıyorum ama bir konuşsam neler diyeceğim diyor ha? O da değil. Tarif et kızım, elinle tarif et. Ha benim bacaklarım daha güzel diyor ha? Değil. Hay nereye gidiyor? Anne ne diyor? Kenarın Dilberi. Ay konuştu. Kenarın Dilberi tabii ya. Ay çok şükür Allah'ıma. Anlamadım, bana mı dediniz siz onu? Yok hayatım benim, yok güzelim benim, sana der miyim? Bak diyorum İstanbul'da diyorum denizin kenarlarında ne dilberler var diyorum. Deniz kenarının dilberi diyorum, onu diyorum sana. Kenarın dilberi diyorum sana. Ben öyle duymadım yalnız. Tatlım biliyor musun, ben de hiç duymadım. Çünkü havalar ısınmış, millet hep denize çıkmış. Deniz motoru falan diyorum, gürültü oluyor diyorum. Deniz motoru diyorum, deniz motoru. Yalnız çok ayıp şeyler bunlar. Ayıp mı, sen ayıpları biliyor musun acaba? Nişangilesi ahlaklı, mazbut bir delikanlıyı zorla eve atıp... Kirlettin mi, ne yaptın çocuğu? Kirletmek mi? Nasıl laflar bunlar ya? Sen daha hiçbir laf duymadın. Asıl hazırladığım laflar şimdi geliyor. Hop İzmir Alsacak'tan deniz motoru rumuzlu dinleyici için gelsin. Ahlaksız! Seviyesiz! Ay suratlı! Arıtma! Pis! Seni oraya kalarsam ağzını unuttum! Ya ki pislik seni! Pislik, asıl attı! Ağzını unuttum! 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 Ağzını
Nurhayat iki gündür konuşmuyormuş oğlum. Önceki konuştuklarına saysın. İyi olmuş, biraz çenesi dinlenir bari. Yoksa onun çeneyi yakında buradan buraya böyle telle tutturacaklar. Hem suçlu hem güçlü. Maşallah elin sarışınlarıyla teraslarda oh hoppala paşam mal kara kesem. Edep kalmadı babacığım, namus kalmadı. Ya enişte vallahi billahi masumum ya. Masum değiliz hiçbirimiz. Bir tek ben masumum. Evden işe, işten eve babacığım. Ama sen maşallah artist kızlarla alemlerde. Ya alem malem yok. Yukarıda 3 dakika sohbet ettik, bitti. Aşağı indim. El ele bile tutuşmadık ya. O zaman tüh senin kalıbına. 1 dakika ya. Oğlum televizyonlara düştün. Ayıkla bakalım şimdi pirincin taşını. Pirincin taşı değil de babacığım, otoparkın kumunu, çimentosunu, kerestesini, demirini peşin aldık, depoya koyduk biliyorsun. Onlar ne olacak onlar? Kızın işi daha zor baba, bir de ünlü yani kız. O ne yapsın yazık. Yahu kızın işi gücü yolunda. Dizisi tuttu. Bu haberle de gündeme geldi. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Ya bizim otoparkın yarısı? Çare yok. Kızı da çağıracağız, Nurhayat'ı da. Oturulacak, açık açık konuşulacak, aile mahkemesi gibi. Ne oldu, ne bitti? O görüntüler de yanlışsa ortaya çıkacak. Birinci ihtimal, sakıncalı bir durum yoktur, hissi bir vaziyet yoktur. Deniz Hanım çıkar basına bir açıklama yapar, der benim komşumdur, aile dostumdur, yanlış haber falan fiştan diyerekten konuyu kapatırız. Yani aslında tabii bir ihtimal daha var da... O da ölmek mi dersin? Bizim Rıza Bey'le bir yere gidip bir kahve içmişliğimiz dahi yoktur bugüne kadar. Kadar. O gece kendisi, komşular nişana gelmiyor musunuz gibisinden bir ziyaret yaptı. Yaptım. Ben de görüntülerde takip ettiğiniz gibi, ay biz katılamıyoruz ama siz dönün bir an önce, dönün sizi beklerler. Ay ne yapıyorsunuz, nişana gitsenize. gibisine. Öyle gibisine. İfadelerde bulundum. Olay bundan ibarettir. Rıza Bey'le tabii ki aramızda hiçbir şey geçmemiştir. Miştir. Bırak Allah aşkına ablacığım. Seni de anlıyorum. Uzatmaları oynuyorsun ama bu kadar da azmak olur mu affedersin? Bodrum'da bir yer var. Azmak başı. Sen git orada yaşa. Ama Şehmuz Bey, itiraz ediyorum. Sataşma var. Siz benim anlattıklarıma mı inanacaksınız? Gördüklerinize mi? Sence? Nur hayatım. El alemin adamını gece gece ellerinden mellerine tuta tuta sen. Aa! Değil mi? Böyle hiçbir ıslak mendille falan elde silmeden, değil mi? Tuhaf ama çok tuhaf. Ya bizim eşeğin oğlu gece gece bir hanımın evine gidiyor. Bu tuhaf değil mi şimdi? Söyletiyorsunuz insanı. Ama baba ya. Bugün de sokağın ortasında bir fotoğrafçı bunun yolunu çevirmiş demiş. Siz bir başkasıyla mı evleniyorsunuz böyle duyduk diye sormuş. Hadi ya. Başkası mı? Ben şimdi başkası mı oldum? Çok samimi davranan, çok sıcakkanlı bir insanım. Bu tamamen bir yanlış anlaşılma. En büyük kanıtı da şu. Benim hayatımda zaten başka biri var. Pardon? Kim var? Aslında söylemeyecektim ama madem iş buralara geldi, söyleyeyim. Çok yeni bir ilişki. Ben de duygularımı yeni yeni farkına varıyorum. Dizideki rol arkadaşım Çağatay Koç'tu. Yok artık. Aa, o çocuk mu? Gerçekten. Çağatay Koç'tu. Evet, pardon. Alo Çağatay, kendisi arıyor şu an. Çağatay Koç'tu konuşuyor. Bekliyorum sevgilim. Gözünü seveyim, kaliteli, seksi bir şeyler giy. Beni temsil edeceksin. Oldu oldu, tamam. Görüşürüz. Artık herhalde medyada yakalar bizi yakın bir zamanda, ben öyle hissediyorum. Ben de açıklamamı yaparım. Rıza Bey'le arkadaşız, komşuyuz, aile dostuyuz falan gibi. Her şey böylece ortaya çıkar. Göreceğiz bakalım. O belli arkadaşlığınız var yani yavrum.
Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Bizi pek ilgilendirmez. Biz sizin çevrenize çok uzağız. Anlamayız böyle magazin falan fişten işlerinden de. Bizimkisi ailelerin hassasiyeti açısından yani. Yok yok, yani zaten benim bir gizlim saklım da yok. Hatta nişan gecesi bizim ilişkimiz başlamıştı zaten. Hadi ya. İşte Nur hayatım, bizim Cihangir'de böyle dedikodusu bol. İki kişiyi bir arada görünce hemen böyle. Tabii tabii, ne dedikodular, ne yalanlar, ne iftiralar. Yani sadece oyuncular için değil, bizler için bile zaman zaman neler söyleniyor. Neyse, ben kalkayım. Bekliyor kendisi aşağıda. Biz de medyadaki haberleri bekliyoruz ablacığım. Ben gördüğüme inanırım çünkü. Oldu. Bak ufukta paparazzi falan yok. Bence dağılalım Çağatay ya. Ellerimiz yapış yapış oldu. Senin reytingin hiç yok ya sevgilim. Ne alakası var canım? İşte Pamela Anderson gelmiş dediler. Beyoğlu'nda eğleniyormuş dediler. Bütün magazin oradaymış. Bana gel bari. Yok sağ ol, ben eve çıkayım. Böyle kuru kuru geçti bu gece. Öyle mi? Kuru kuru değil bayağı. Baksana yapış yapış geçti. Resmim de çekilmedi. Eve de boş gidiyorum. Bu gece boşu boşuna bir gün daha yaşlandım sevgilim. Ay Çağatay, sen niye taktın bu yaşlılık işine bu kadar? Nedir bu yaş takıntısı yani? Genciz, gayet güzeliz, fıstık gibiyiz. Allah Allah. Öyle değil mi? Yakışıklı mıyım sence? İyisin, iyisin. Gayet iyisin. Hiç şey yapma. O zaman hadi gel, eve gidelim. İyi geceler Çağatay. Yarın tekrar deneriz bu paparazzi işine. Sağ ol. Çok zaman harcadım. Şimdi zaman beni harcıyor. Oh, yeah! Bak. Gerçekten bekar mısın? Bu nedenle kimsenin hayallerine... Allah yardım etti de kursa düşüyandakinden. Artık onu başına alan adamcağız düşünsün. Yalnız o da koskoca bir sanatçı. Artık nasıl ayaklıysa onda bu saçaklı. Sana ne Nur Hayat ya? Sana ne ya? Ne demek sana ne? Rıza'm bu kadar sana vantuz gibi yapışmadı mı? Ha? Bir kadının gururu yok ki. Öyleyim ben. Aşk yolunda bir tek arabaya binerim, vazgeçmem. Yol sonuna kadar da arabayla giderim. Halbuki bununkiler ne yapar? Artık hangi vasıta denk gelirse. Otobüs, minibüs, kamyon, traktör. Oh! Oradan oraya illa bir yere kapalanacak. Kim olursa. Bak, sit kafesi yemedi. Gitti dizler bir tane buldu kendine. Ben kafesi yemedim. Ben kaçırdım elimden. Oldu mu? Affedersin. Affetmem. Normalde ben böyle bir kadını affetmem. Yakalardım da. Bakma işte. Ah, kader, kader. Sen ne diyorsun Rıza'm? Bil diye söylüyorum Nur Hayat. Bil, bil de acık sus ya. Vallahi sus ya. Deniz'in hiçbir suçu yok. Önce ben hoşlandım ondan. Ben aklım gitti kadına. Tamam mı? Oldu mu? Ama adam olamadık, başkasına kaptırdık işte. Bak, açık açık söyledim, rahatladım. Oh be! Ay, ben ne güzel kurtlarımı döktüm ya. Oh! Pardon sevgilim, biraz koşturmacalı bir akşamdı. Gazeteciler nerede? Galayı çekip gittiler Çağatay. Beni de çektiler hatta, yalnız başıma. Film başlayalı yarım saat olduğu için. Yapma yahu. Bu akşam da fırsatı kaçırdık ha. Filmi seyretmek ister misin? Ay ne bileyim ya, keyfim yok. Sen?
kendi oynamadığım şeylerden sıkılıyorum yahu. Herkesin sesi çok çirkin. İstersen bana gel. Ay Çağatay, vallahi ya. Of artık. Ne var yahu? Bu akşamki ikinci tercihimsin. Birinci tercihimi bu akşam peşinden koştum. İlk kadını bilsen gurur duyardın. İlahi kuvvet ya. Haydi gel, yürüyelim sevgi olalım. Merhaba sevgilim. Nasılsın? Peki iyi değilim Çağatay ya. Ya kızım sen deli misin ya? Tufan'ın kafasıyla böyle iş yapılır mı? O ne anlar oyunculuktan falan? Kızcağız sonuna kadar sabretti Ahmet. Neler dedim, hep alttan aldı. Hep alttan aldı arkadaşım. Sonunda böyle koptuk işte. Ya nereden çıktı ayrı evlere taşınmak? Böyle keyfiniz iyiydi işte. İşte sanatsal olarak çatışma açısından. Onu çok özleyeceğim Ahmet. Tatlım. Nasıl? Çatışma için mi yaptı? Rollerimizin çatışması gerçek olsun diye. İyi oynayalım diye. Tatlım. Aa, yapma böyle. Ağlayan kadına hiç dayanamam. Gülen kadına da dayanamam aslında. Somurtan kadına, şaşıran kadına, poker suratlı kadına. Aslında hiçbir türünüze dayanamıyorum. Sizler benim zaafımsınız. Soyun. Efendim? Baya glumsu. Bizi çekiyorlar sevgilim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.